Başkanım bugün muhabirliği size mi veriyor? Bugün ben alıyorum. Ver kiloyu Asilhan'a ver. Hep evet. Gazeteci başkanım, arkadaşlar bizi çekiyor. Aksu TV. Aksu TV ailesi olarak biz de bir ağaç dikelim sizlerle birlikte. Sizlere eşlik ettiğimiz için bizler çok mutluyuz. Onu söylemiş olalım. Özellikle bu fidanları toprakla buluşturmak gerçekten çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde artık 11-11 her sene böyle güzel bir şekilde eyvallah, birliğimizi, beraberliğimizi temsil edecek. İnşallah bu birliğe de hep birlikte eşlik edeceğiz başkanım. Milli Ağaçlandırma Günü 11 milyon ağaç, bugün fidan, yarın nefes kampanyası kapsamında Kahramanmaraş'ta 221 bin fidan dikildi. Programa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile siyasi parti temsilcileri, kurum ve idari amirler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Köyümüze bıraktın yoktan bir aycım. İlgililer fidanları özenle toprakla buluştururken burada Aksu Haber'e açıklamalarda bulundular. Ağaçlar hayatımızın dengesinde önemli bir yer tutuyor. Nefesleri, insanların, canlıların vermiş olduğu kirli nefesleri temizleyip oksijene dönüştürüyor. Biz de bu faaliyette bir katkı sunmak için hep beraber buradayız. Bu işe önderlik eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi, takdirlerimi arz ediyorum. Ağaç demek oksijen demektir. Oksijen demek hayat demektir. Biraz evvel de söyledim. İnsanın 3 dakikadan fazla oksijensizliğe tahammülü yok. Onun için insanın temel ihtiyacı oksijen. Ağaçlar bize bunu sağlıyor tabii ki. Bu ekosistemde en önemli parçalardan birisi de ağaçlar ve ormanlar. Türkiye'mizde de orman had safhada ama yine de ormanlarımızın daha da çok olmasına ihtiyacımız var. Gittikçe artan çevre kirliliği, ekolojik sistemdeki bozulmalar, endüstrileşme, bütün bunlar insan sağlığını tehdit eder boyutlara geldi. Tüm bunların önüne geçebilmek için de ormanlarımıza kıymet vermemiz gerekiyor. Ormanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bu kampanya o anlamda çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, orman bölge müdürlüklerimizin de destekleriyle yapılan bu faaliyetlere biz de canı gülden iştirak ediyoruz. Rabbim bu dünyayı yaratırken her şeyi bir denge unsuru üzerine yaratmış. Her taraf su değil, her taraf orman değil, her tarafta çöl değil. Bir denge var. Biz bu dengeyi korumamız lazım. Yeşil olan her yerde farklı bir güzellik var. Biz tabii ki insanoğlu bazen hoyratça davranıyoruz. Ağaçları, ormanlıkları tahrip ediyoruz gereğinden fazla. Buradaki ölçü koruma kullanma dengesini korumamız lazım. Şehirlerimizi de yeşille güzelleştirmemiz lazım. Coğrafyamızı hak ettiği yeşile kavuşturmamız lazım. Bunları da korumamız lazım. Bizim bir dünya liderimiz var gerçekten. Hemen her güzelliğin başında o var. Yani Cumhurbaşkanımızın gerçekten himayelerinde. Bugün ülkemizin tüm genelinde yani bir dünya rekoru kırarak inşallah ağaç dikme programımızı tamamlayacağız. Bugün Kahramanmaraş'ımızda 250 bin civarında fidan dikilecek inşallah. Bunlar bu ülkenin, bu memleketin nefesi olacak, sağlıklı nefesi olacak. Bu sağlıklı nefesin oluşturulmasında önderlik yapan başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Valimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve bugün bu güzel etkinliğe katılarak ağaç diken, emeğe geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Fidanımızı diktik, suyunu, can suyunu verdik. Yoğun bir katılım var. Bu da güzel bir şey. Toplumumuzda hakikaten iyi bir yeşile karşı, ağaca karşı bir bilinç olduğunu gösteriyor. Eminim ki bu organizasyon
Kahramanmaraş'ımızın, ülkemizin daha yeşil, daha temiz bir çevreye sahip olma adına önemli bir organizasyon katkı sunacağını düşünüyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ağaç güzelliktir, yeşilliktir. Geleceğimize bir nefestir, sağlıktır, sıhhattir. Ve stresimizi alan en güzel şey doğadır, huzurdur. Bunu da sevdiklerimizle, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla yapmanın gururu ve bilincindeyiz. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bu fidan dikme kampanyasında bugün biz de buradayız. Kahramanmaraş çok büyük ilgi gösterdi bugün. Fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gerçekten heyecanlıyız. Belki de işte öğrenci kardeşlerimiz az önce sizler de gösterdiniz. Belki hiç hayatlarında yaşamadıkları bir şeyi yaşayacaklar. Malum artık şehirlerimiz sürekli betonlaşma, sürekli yapılaşmanın içerisinde bazı şeyleri kaybediyoruz. Aslında bunları da kazanmanın adına, yeşilliğin önemi adına çok önemli bir gündeyiz. Toprak olunca, fidan olunca duramıyoruz. Biraz önce de arkadaşlarımızla beraber ilçe fidanımızı diktik. Rabbim inşallah hayırlı eylesin. Tabii gördüğünüz gibi çok büyük coşku var. Vatandaşlarımıza da hasreten bu kampanyaya katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Orman demek nefes demek. Nefes demek orman demek. Burada tabii ki gençlerimizle beraberiz. Onlara da öncülük ediyoruz. Tabii ki bu ormanımızı şu anda diktik ama bundan sonra da önemli olan korumamız diyorum. Tekrar bu organizasyonda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Orman Bakanlığımız olmak üzere emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Fidan dikimi tabii ki çok önemli. Ekosistemin devamlılığı açısından çok önem arz etmekte. Ülkemize de bu konuda bugüne kadar verilen destekler yeterliydi fakat daha üstünde olması gerektiği kanaati vardı. Bu yapılan aktiviteyle Türkiye genelinde çok ciddi bir fidan dikimi olacak. Biz de Genç Psikiyat olarak buna katkı sağladık. Bugün burada bulunduk. Çok mutlu olduk. Yine ilerleyen zamanlarda müsiyat adına, genç müsiyat adına, gereken neyse fidan adına gerekli işlemleri yapacağız. Öğrencilerimiz, askerlerimiz, vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri, velhasıl Kahramanmaraş hepsi burada. Biz hedefimiz 2000 civarındaydı ama benim gördüğüm kadar arkadaşlar da 3000'in üzerinde kişi olduğu söyleniyor. Yaklaşık burada da 20 bin fidanın üzerinde 25 bin civarında fidan dikmiş oluyoruz. Bugün Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü olarak 500.400 adet fidanı bugün toprakla buluşturuyoruz. Kahramanmaraş ilinde de 221 bin tane fidan hedeflemiştik, belirlemiştik. Ama vatandaşlarımızın geleceğinefes.com'daki başvurularına sahiplenme sayısına baktığımızda 250 bin civarında bir sahiplenme var. Biz bunları hepsini toprakla buluşturacağız. Bugün önümüzdeki günlerde bu Kasım ayı içinde hepsini bugün 500 bin fidanı, Maraş'ta 221 bin fidanı ve gelecekte de devam edecek. Zaten dikim mevsimimiz de devam ediyor. Bu noktada da dikimlerimiz devam edecek. Şimdi, başkanım bugün muhabirliği size mi veriyor? Bugün ben alıyorum. Ver kilo, Asilhan'a ver. Hep evet. Gazeteci başkanım, arkadaşlar bizi çekiyor. Aksu bugün TV. Ne düşünüyor? Aksu TV ailesi olarak biz de bir ağaç dikelim sizlerle birlikte. Bizim adımıza tahsis edilen fidanı Aksu TV ile beraber dikiyoruz. Evet, hadi çok bakalım. Çok teşekkür ederiz başkanım. Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz diyor hadis-i şerif. Bizler de Aksu TV ailesi olarak 11.11'de başlatılan Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ağaç dikim kampanyasına Aksu TV ailesi olarak ağacımızı diktik efendim.